Merhabalar herkese. Merkezi siz geleceğe hoş geldiniz. DeFi Friday bu bölümümüzde kripto endeks fonu alıyoruz. Duan Can bildiğin gibi geleneksel yatırımcıların en sevdiği şeylerden biri endeks fonları. Çünkü hiçbir zaman bu hisse ne yapmış, nasıl performans gösterecek, kar mı açıklamış, zarar mı açıklamış umrunda olmadan belli bir temaya veya endüstriye yatırım yapabilmeni sağlıyor. Bunlar genellikle ETF formatında oluyor ve gidiyorsunuz kardeşim ben Amerikan ekonomisine güveniyorum. S&P 500 endeks fonunu alırım, arkama yaslanırım, kapitalizm ölmediği sürece ayakta kalır diye düşünüyorsunuz ve hiçbir zaman da dertlenmiyorsunuz. Tabii ki kriptoda bu çok büyük bir eksikti ve bunu doldurmaya çalışan oyuncular oldu ve kripto endeks fonları doğdu. Böylece biz de temalara, endüstrilere yatırım yaparak şu coin ne yapacak, bu coin ne yapacak diye teker teker coin özelinde düşünmek zorunda kalmayacağız artık. Furkan'ın uzun zamandır yaptığı en güzel girişlerden bir tanesinin ardından bugün biz de bu ETF'leri inceleyeceğiz. Hangi endeks fonunu alabiliriz? Bunları uzun vadeli tutacağımız bir araç olarak kullanabilir miyiz? E biz kendimiz bu coin'leri tek tek, projeleri kendimiz tek tek seçeceğimizi e zaten bunun üzerine çalışan şirketler yaptıkları ETF'leri alarak e aynı işlemi de yapabiliriz. Kendimizde bir nevi aslında portföyümüzde bu tarz ETF'leri bulundurarak kendimizde bir şekilde hedgeleyebiliriz. Biraz daha güven altına alabiliriz belki de. Yani stratejimizde, portföy stratejimizde, yatırım stratejimizde bunu kullanabiliriz. Bugün peki ne yapacağız? Nerelere gideceğiz? Bu endeks fonlarını nereden bulacağız? Furkan. Şöyle tabii ki yani birçok endeks fonu var ama güvenilirlerini bir arada bulmak için biz Index Coop diye bir siteye referans alacağız. Bu sitede hani zaten endüstride bilinen, çoğu insanda yatırım yaptığı endeks fonlarını görüntüleyeceğiz. Teker teker bu fonlara bakacağız. Bakalım içlerinde ne varmış ve biz hangisine yatırım yapmak isteyeceğiz. Hadi bakalım ekranımızı paylaştık. Indexcoop.com adresimize gelecek. Indexjob.com Yani burada şimdi 6 tane hemen ETF görüyoruz. DeFi Pulse Index benim hemen dikkatimi çeken çünkü ben de bu endeks fondan var. Argent cüzdanım üzerinden ben bunu almıştım ama bunu kendimiz de girip buradan direkt alabiliyoruz. Bunların özeline inelim mi Furkan yoksa indeks kuptan biraz bahsetmek istiyor musun? Şöyle bence teker teker endekslere bakalım. Çünkü aslında her endeks bir token. Yani biz bu token'ı herhangi bir yerden satın alarak bu endekse yatırım yapma imkanı buluyoruz. Şimdi burada detaylara bakıp hangi endeks daha çok içimize siniyor bir ona karar vermek için detaylara bakmakta fayda var. Hadi gidelim. Baştan birinciden başlayalım. Interest Compounding Eat Index. Ice Eat. Ay, evet. Iç et. İç <laughs> et <Each at> diyor. İç <laughs> <laughs> et. Current price. E bu çok pahalı. E çünkü ki, Ethereum. Evet Ethereum takip ediyor. Aslında burada şimdi siz Lido'ya gidip Ethereum stakeleyebilirsiniz değil mi? Evet, bir Ethereum'unuzu stakelediniz ve ondan Ethereum kazandınız. Aslında burada Index Group'un kendi endeksi bu. Ve burada daha kompleks bir yatırım aracı şeklinde çalışıyor. Sizin yerinize gidiyor. Lido'dan stake yapıyor. Sonra bu stake otomatik yatırım stratejileri çalıştırıyor. Yani bir nevi yield farming dediğimiz getiri çiftçiliği yaparak bize bu stake gelirini arttırmaya çalışan bir endeks fonu. Yield farming getiri çiftçiliği neydi Furkan? Yield farming aslında bizim farklı akıllı kontratları yani farklı DeFi protokollerini bir araya getirerek daha fazla gelir faiz üretmeye çalışan protokollere verdiğimiz isim. Bunlar genellikle işte gidiyor oradan staking yapıyor, buradan borç alıyor, veriyor. Gidiyor oradan arbitraj yapıyor vesaire vesaire. Yani senin manuel olarak gidip belli bir DeFi protokolünü kullanmandansa otomatik çalışan bir stratejiyi akıllı kontrata koyarak sana daha yüksek risk ve daha yüksek gelir vaat ederek bir getiri sağlamaya çalışan DeFi Aracı. Burada da şimdi %5.85 annual yani yıllık olarak bir kazanç getiriyor. It için de yani %6'ya yakın böyle bir kazanç. Aslında yani Lido'da da benzerini bulabiliyorsun Furkan ya. Şöyle. %3.5'lardı 4'lerdi değil mi? Bir şey zaten aşırı iyiyse muhtemelen orada bir dolandırıcılık vardır. Yani burada sağlayacağı bu endeksin marjinal bir etki. Şu anda staking %3-4 getiriyorsa bunun zaten sağlıklı bir stratejiyle maksimum üzerine koyabileceği %1-2 olur. Eğer çok çok yüksek kazanç vadeden bir şey varsa orada siz bir işgillenin çok güvenmeyin derim. Ben. Hmm, güzel. Yani burada iç etmek istiyorsanız siz de e, bunu kullanabilirsiniz. Bunu biz beğendik mi İçe, iç edelim mi bunu? fena değil ama önce diğerlerine de bakalım sonra karar veririz. Getiriyi en üst düzeye çıkartmak için it'lerin likiditesini ve faydasını kaybetmek. Yani işte Türkçeye çok iyi çevirmiyor ama yani burada likidite havuzundan bahsediyor. Teminat ve borç varlıkları arasındaki kaldıraçlı krediyle yapıyor bu işi. Avantajları neymiş? Düşük ücretler, en yüksek it getirisi ama tabii en yüksek it getirisi olduğu gibi yiğit farming'de değil mi düşüş de olabiliyor. Furkan bunu da anlat. Tabii sadece ki. çıkış değil sadece tepe değil değil mi? Düşüş de aynı olduğu zaman yani şimdi Lido 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 gittiğimiz zaman Lido'da orada bu staking işlemini yaptığımız zaman bizim alacağımız faiz ETH üzerine alacağımız faiz sabit biz onu alıyoruz okey o cepte ama burada böyle kaldıraçlı faiz işlemlerini kullandığımız zaman düşme riski de var doğru mu? kesinlikle öyle. Ne kadar yüksek risk varsa o kadar yüksek kazanç vaat ediyor bunlar aslında. O yüzden siz kazancı arttıracağım derken riskinizi de arttırıyorsunuz. Burada akıllı kontrat riski de var. Akıllı kontrata bir evet. şey olabilir, hacklenebilir vesaire. Onun dışında çok borç aldı, piyasa bir anda çakıldı pozisyon likitte olursa akıllı kontratta sizin paranız da likitte olmuş olur. Yani %1-2 daha it alacağım diye bu riske ben girmek ister miyim? Özellikle ETF'ler noktasında bu bir tartışma. Ben buna girmek istemedim. İkinci kısmımıza gelelim. DeFi Pulse indeksine. Bu da DeFi ürünlerine yaptıkları DeFi Pulse'ın oluşturduğu ve DeFi ürünlerinin, DeFi projelerinin içerisinde bulunduğu bir ETF. E market cap'ine baktığımız zaman 20 milyon dolara yakın. Fena değil. Çok yüksek değil ama fena da değil. Yani baktığımız zaman altındaki tokenlar hani neler var diye. ama fena değil bak bunlar varmış. Kendimiz de alabiliyorsun. Açık da bak her şey transparan. Hani buraya ne koyduk böyle olur muydu falan filan yok. Her şey transparan. E ona göre kendisi dengeliyor. Tabii ki yani teker teker DeFi protokollerine bakacağım, araştıracağım demek istemiyorsanız burada genel bir havuza yatırım yapıyorsunuz. İçlerinden bazıları yükselir, bazıları düşer. Siz genelde ortalama bir getiri hedeflemeye çalışıyorsunuz. Ethereum'da olacak diyor. Ethereum zincir üzerindeki tokenlara biz yatırım yapıyoruz diyor. Peki bu profesyonel yatırım araçları, ETF'ler kar realizasyonu yapıp burada işte bazı çıkanları satıp varlık dengesini koruyorlar mı? Varlık dengesini korumaya yönelik de burada bir çalışma yapılıyor mu? Biz buna yapınca da böyle bir fayda da elde ediyor muyuz? Tabii ki bu bir hani daha çok ETF gibi çalıştığı için ve endeksi takip ettiği için altındaki varlıkların sahibi olmadığı için endeks bir alıp satma durumu yok. Ama ara ara dengeleme yapıyorlar ve bazı tokenlar mesela çok yükseliyorsa diğerleri düşüyorsa burada bir dengesizlik doğuyorsa transparan bir şekilde bunun dengelemesi yapılıyor. Ama burada bir alım satım işlemi söz konusu değil. Her şey de açık transparan olarak nasıl bunu yapıyoruz bu işlemleri e, matematiği de nasıl değerlendiriyoruz burada hepsi var. Yani DeFi'lerin genel olarak uzun vadede performans göstereceğini düşünüyorsanız güvenilir bir DeFi endeksi olarak sınıflayabiliriz DeFi Pulse Index'i. evet. It's flexible leverage index. Why, why, why? is my back. İsim güven verdi. Burada da farklı bir karşı karşıyayız. Bu da ne yapıyor aslında? Teminatlı bir şekilde Ethereum borç alarak 2x Ethereum long işlemi açmışsınız gibi düşünün. Siz bu token'ı aldığınızda aslında kaldıraçlı bir varlık almış oluyorsunuz. Ethereum'u kaldıraçlı olarak almış oluyorsunuz. Aldığınız miktardan Ethereum %5 artarsa sizin geliriniz %10 artıyor. Ama aynı zamanda %5 düşerse de %10 düşüyor. Böyle de bir riski var. Yine kaldıraçlı işlem. Evet, 2 ETH ve USDC kullanıyor. Kaldıraçlı işlem kullanmak isteyenleri biraz daha Ethereum'un çıkışa geçeceğin zamanlarda yatırım yapmak isteyenler için de bu da değerlendirilebilecek bir yatırım aracı ama ben endeksleri şöyle görüyorum Furkan. Yani endeksler burada uzun vadeli yatırımlarımızda hani biraz daha kendimizi hedgeleyebilelim, güven altına alabilelim diye portföyümüzde koyabileceğimiz araçlar olarak gördüğüm için ben bu kaldıraç olayına çok sıcak bakamadım. Haklısın. Burada yani geleneksel enstrümanların yerini değiştirmeye çalışmak var. Aslında siz normal bir finansal piyasada kaldıraçlı işlem için onun kontratını alıyorsunuz. 2x'li, 3x'li, 5x'li. Burada da o aslında kontratları biraz kripto ekosistemine uyarlama versiyonunda geleneksel finansal bir enstrümanı çevirme var. Ama bizim için zaten volatil olan kripto piyasasında kaldıraçlı işleme kaldıraçlı endeks fonuna çok ihtiyaç yok. Bunun bir de amca çocuğu var. Bitcoin'in Bitcoin flexible leverage'ı leverage var. Abisi aslında yani büyük amca çocuğu, büyük kuzeni. Aynısını hemen yeri gelmişken bunu da değerlendirelim. Bunu mesela alırım ama. <laughs> Niye diyeceksin? Çünkü Bitcoin'de kaldıraçlı işlem bulmak daha biraz daha zor ya itten. Özellikle boğa piyasasına girdiğimiz, boğa piyasasına gireceğimiz zamanlarda Bitcoin'e bu yatırımı yaparak da belki o düşünülebilir. Diye yani bir... şöyle bir şey var zaten genelde kaldıraçlı işlemler merkezi borsalarda yapılıyor. FTX krizi bize gösterdi ki merkezi borsalar da çok güvenilir değil. İlla da kaldıraçlı işlem yapacağım diyorsanız böyle bir merkeziyetsiz alternatif var. Anne onu da bilmiş olur. İşte buyurun. Var mı Bitcoin için söyleyeceğin? Bitcoin candır. Güzel. Aferin beklediğim şey de buydu. Ya da Bitcoin şarkımızı da söyleyebilirdin. Kır gel aşka tapalım Bitcoin. Devam edelim. Çok özledim. Çok özledim Bitcoin'i be. Gelecek değil mi o güzel günler Furkan? Gelecek değil mi? gelir gelir. Tamam. Evet Metaverse Index. Bunu da daha önce bu endeksi de ben daha önce aldım. Ondan sonra da baktım ki zak Zuck bile, Zuckerberg bile diyor ki ya işte işten çıkartmalar Metaverse acaba e falan filan diye söylemeye başladı. Dedim ki kardeşim yani ne olacak bu Metaverse'ün hali dedik ben bunu sattım. Açıkça da söyleyeyim daha önce almıştım. düşte de olan bir token. Yani burada Metaverse yine gündeme geldiğinde Metaverse ile ilgili çılgınlıklar başladığı zaman bu da başvurabileceğimiz içerisinde Metaverse tokenlarının olduğu bakın Decentraland, Sandbox, işte Manalar, Engine kardeşim burada. Bakın Odyssey burada, Rarible burada. Odyssey burada Spotify'a Değil mi? X-Infinity. Yani bunlar biraz daha oyun odaklı da diyebiliriz belki. Evet. Bu alanlara da yatırım yapmak isteyenler, bu alanların gelişeceğini düşünenlere de e, güzel bir alan sunuyor ya. Yani hepsini ben takip edeceğim. E, benim öyle bir zamanım yok ya. Ben yani trade etmiyorum. Hani benim benim için, her, benim gibi yatırımcılar için bu ETF'ler gerçekten çok değerli. O yüzden ben ETF'leri hakikaten böyle alıyorum yani. Bu endeks fonlarını e, alıyorum. Dursun. Güzel evet. Burada biraz daha NFT oyun ve dediğin gibi sanal dünya endeksli bir fon geleceğin böyle olacağını düşünüyorsanız düşünülebilir. Sanırım son Beğendin endeksimiz kaldı daha önce. Furkan bunu beğenmedi. Ha, <laughs> Bankless. Furkan bunu beğenecek bak. Bilmiyorum beğenecek mi ama. Hadi bunu da sen yap bakalım. Bankless. Yani burada Bankless'ın Bad Index'i. Bu bayağı bilinen endekslerden biri. Burada tabii daha Az riskli bir endeks. Bankasız. Hani %33'ü Bitcoin'den, %33'ü Ethereum'dan, %33'ü de daha önce bahsettiğimiz DPI, DeFi Pulse indeksten oluşuyor. Yani hem DeFi varlıklarına yatırım yapayım hem Bitcoin'e hem de Ethereum'a yatırım yapayım dersen aslında genel olarak portföyünü çeşitlendirmek için mantıklı bir endeks fonu. Ya aslında bu şunu diyor ya hani çok kripto varlıklarına yatırım yapmıyorum ama bir yerde de bulunsun bu DeFi olayı da çok... Anlatıyorlar işte DeFi şöyle böyle diye. Diyenler için de yani bu ETF alınıp kenara atılıp yani unutulabilecek belki bir yatırım aracı olarak. Daha geleneksel yatırımcılar için de belki cazip bir yapı olabilir. Ama yani ben şimdi gelip de yani Bitcoin ile Ethereum'u e buradan mı alayım yani? Şimdi? Bitcoin ile Ethereum alırım zaten onlar var. Kullanıcısı Aynen. vardır, beğeneni vardır. Kullanım alanları vardır. E, bize şu an uyuyor mu? Evet, zor. Yani biz sonuçta şöyle, anahtarların senin değilse tamamen senin de değildir. Burada aldığımız Bitcoin de aslında sentetik Bitcoin. O yüzden yani Ethereum ağındaki Wrapped Bitcoin dediğimiz sarılmış BTC olarak çevrilen Bitcoin. O yüzden gerçek bir Bitcoin almakla tabii ki aynı şey değil. Evet. Peki e, hangisini beğendin? Sanki ben biraz daha DeFi pulse Index'e yakın hissediyorum. Sen ne Aferin. dersin? Doğru seçimi yaptın. Aferin sana. Ben zaten DeFi 5 ben de zaten aldım. Endeksi bana soracaksın abi. Tamam alıyorum o zaman. Buradan yani, mı alacağız şimdi? Bence Uniswap'tan alabiliriz. Yani buradan da alabiliriz hmm, aslında. Tamam. Bunlar bir token ve istediğin yerden alabiliyorsun. Bazı merkezi borsalar da listeliyor. Biz merkeziyetsiz bir, bir borsadan alalım. Şimdi sen şunu mu diyorsun? Bu ETF'ler de aynı zamanda bir token gibi mi çalışıyor? Yani bir token mı oluyor her ETF içinde? Evet aslında yani her birinin arkasında bir akıllı kontrat var ve o şekilde takip ediyor endeksi. Sen de yatırım yaparak token'ını almış oluyorsun. O token değerlendikçe endeks de değerlenmiş anlamına geliyor. Uniswap'a e geldik. uniswap.org adresimize girdikten sonra launch app dedik ve geldik uniswap'a. Şimdi bir alış işlemi yapacağız. Ee, buradan da DPI dediğimiz, Yok DPI. bu bizim satacağımız şey seçiyorsun. Bence rep detarı alalım şimdi biraz. Neye karşılık satacağız? Tamam. Elimizde cüzdanımızda yanlış hatırlamıyorsam biraz sentetik yeter vardı. Onu satıyoruz tamam. ve karşılığında DPI alıyoruz. Tamam, hadi alalım. Token isn't traded on leading US centralized exchanges always conduct your risk. DeFi Pulse ilginçtir. Yani merkeziyetsiz finans projelerine yatırım yapan bu ETF Amerika'daki merkeziyetçi borsalarda e, bulunmuyor. Satışa açık değil diye söylüyor. E bu zaten normal değil mi Furkan? Yani evet. <gülüyor> <gülüyor> İşlerine çok <laughs> gelecek bir şey değil. Evet ne kadar alalım? Hadi şöyle Ama bir. Burada bir, yani sembolik şey. bir miktarda alabiliriz. Bence 0.05. Çünkü hani nasıl olduğunu <laughs> göstermek zaten amaç. Evet işlemimizi yapalım. 8 dolarlıkta bir 7 dolara düşüyor. Bir gas burada ödeyeceğiz. Neyse merkeziyetsiz gelecek dinleyicilerimize feda olsun. Sıkıntı yok yapacağız biz bu işlemi. Tabii ki biz yaparız ama kullanıcılar daha ucuz fiyata almak istiyorlarsa işte Uniswap'te farklı ağlarda Arbitrum'da Optimizm'de DPA'yı bulabilirlerse oradan da alabilirler. Aynı zamanda Argent üstünden ZK Sync ile alabilirler. Yani Katman 2'ler her zaman size daha ucuz fiyat vermek için var. O yüzden bulduğunuz endeks fonları Katman 2'den daha ucuza alabilirsiniz. Biz bu bölümümüzde ETF'mizi alacağız. Alalım. Evet. Confirm dedik. Her zaman gibi soğuk cüzdanımızdan biz işlemimizi yapıyoruz. Accept and send diyoruz. Kabul et ve gönder dedim. Ve gel. Görüyorsun değil mi? Böyle bir şey var mı abi? İşte herkes kendi kendinin bankası sevgili dostlar. Eskiden böyle bir endeks fonu için işte yok şu hesabı açacaksın, yok oradan ona yapacaksın, oradan o bir sürü iş. Broker'ın olacak, aracı kurum 3 tane komisyon kesecek, o. Peki sevgili dostlar, sevgili dinleyenler, DeFi Friday'in bu bölümünde kripto para ETF'leri ve endeks fonlarını inceledik. Farklı endeks fonlarını gördük, farklı endeks fonlarını tanıdık. Bizim kalbimize yatanı DeFi ki oldu. Çünkü biz merkeziyetsiz geleceğiz. O yüzden merkeziyetsiz finans organlarına, projelerine yatırım yapalım istedik ve biz bugün DeFi Pulse'ın ETF'ini aldık. Evet ayrıca cüzdanınızda görmek istiyorsanız bu DPI'yi ekranda çıkan add DPI'ye tıklamayı da unutmayın. Böylece MetaMask'inize eklenmiş olacak ve her zaman cüzdanınızın içerisinde DPI'lerinizi de görebileceksiniz. Biz DeFi Friday'de merkeziyetsiz protokolleri kullanmaya devam ediyor olacağız. Siz de belli başlı protokolleri görmek istiyorsanız Yorumlara bırakmayı unutmayın ve tüm merkeziyetsiz gelecek dünyasında bizimle keşfetmek için abone olmayı unutmayın. Merkeziyetsiz gelecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.